MIT açık ders malzemeleri, lineer cebir 18.06, 33. ders. Evet, peki 4, 3, 2, 1, tamam. Görüyorum ki hepinizin keyfi yerinde. Bu 18.06'nın bitmesi anlamına mı geliyor yoksa kısa sınavın iyi geçtiği anlamına mı geliyor bilmiyorum. Benim doğum günü konferansım kısa sınavla aynı zamandaydı. Ve tabii konferansta herkes hoş şeyler söylemek zorundadır ama ben 18.06 sınıfımın ne dediğini merak ediyordum. Çünkü tam tamına aynı saatteydi. Ama şimdiye kadarki notlardan anladığım kadarıyla notlarınız ikinci kısa sınavda aldığınız notlara yakın. Belki de biraz üstünde. Yani oldukça başarılı. Ve böylece final sınavımız yaklaşıyor. Ve bugünkü ders size e-postayla da söylediğim gibi tekrarın ilk adımı olacak. Ve çarşamba günü tüm dersi tekrar etmek için elimden geleni yapacağım. Bu nedenle bugünkü konumuz aslında bu dersi daha önce hiçbir şekilde vermemiştim. Ve peki, 4 alt uzay. Bu kesinlikle önemli ve bunu biliyorsunuz. O yüzden ben sol tersler ve sağ tersler hakkında konuşmak istiyorum. Ve sonra pseudo inverse, yani sözde tersler denen şeyden. Ve sözde tersler, şimdiden söyleyeyim, 7. bölümün sonlarına doğru geliyor ve finalde beklenmemelidir. Ama konuştuklarımın aslında çok temel şeyler olduğunu, R ranklı bir MYN matrisi için doğrusal cebirin en temel resmine geri döndüğümüzü göreceksiniz. Kimse bu resmi unutmadı değil mi? Benim yaşımda olduğunuzda bile satır uzayını ve sıfır uzayını hatırlayacaksınız. Dik tümleyenler şuradalar. A devrik sütununun sütun uzayı ve sıfır uzayı, dik tümleyenleri buradalar. Ve tersleri hakkında konuşmak istiyorum. Pekala. Ve farklı olasılıkları tanımlamak istiyorum. O zaman ilk önce bir matriksin ne zaman tam tersi olur? İki taraflıyken, bunu biliyorsunuz, o zaman İki taraflı ters bizim ters dediğimiz şey değil mi? Bu da demek oluyor ki ister sağına ister soluna yazalım birimi oluşturan bir matris var. Ve şimdi söyleyin. Şu sayılar R rank, N sütun sayısı ve M satır sayısı, bu sayılar tersi alınabilen bir matriste nasıl ilişkilidir? İkinci bölüm tamamen buna benzer matrislerden ibaretti. Dersin başı. Güzel durum için R, M ve N'nin ilişkisi neydi? Hepsi birbiriyle aynı ve hepsi eşit. O zaman bu R eşit M eşit N'deki durum. Kare matris, tam rank, bu kadar. Sadece tam rank kelimelerini kullanacağım. Tamam, güzel. Herkes bunu biliyor. Pekala. Sonra üçüncü bölüm. Tam rank olmayan matrislerle uğraşmaya başladık ve onlar herhangi bir ranka sahip olabiliyorlardı ve biz rankın ne olduğunu öğrendik. Sonrasında odaklandık. Eğer hatırlarsanız tam sütun rank gibi bazı durumlara. Şimdi tam sütun ranktaki durum neydi hatırlıyor musunuz? Yani şimdi sanıyorum bu sol tersimizin olduğu durumdu ve bulmaya çalışacağım. O zaman neyimiz var? Buradaki durum neydi? Tam sütun rank durumu. Ve bu demek oluyor ki bu R hakkında bize ne söylüyor? Eşittir. R'nin durumu nedir? Şimdi eğer tam sütun rankımız varsa
Yani sütunlar bağımsız demek istiyorum ama belki satırlar değil. O zaman bu durumda R neye eşittir? N. Teşekkürler. R eşit N. N tane sütun bağımsız ama muhtemelen daha çok satırımız var. Resim ne? Ve sonra bunun sıfır uzayı ne? N tane sütun birbirinden bağımsız. O halde bu durumdaki sıfır uzayı nedir? Elbette ne sorduğumu biliyorsunuz. Neden bu adam bildiğimiz şeyleri soruyor ki? Onu uykumuzda bile düşünüyoruz dediğinizi biliyorum. Öyle değil mi? O halde eğer rank N ise bu matrisin sıfır uzayı sıfır uzayında hangi vektörler var? Sadece sıfır vektörü değil mi? Sütunlar bağımsızlar. Bağımsız sütunlar. Birisi hariç sütunların hiçbir bileşimi sıfır vermez. Ve buradaki resmim nedir? Resmimi tekrar çizeyim. Satır uzayı her şeydir. No, hayır. Öyle mi? Şimdi bakalım. Genelde bunları karıştırıyorum, değil mi? Bu arada ne oluyor? Sütunlar bağımsız, değil mi? O zaman rank sütun sayısının tamamı olmalı. O zaman bu bize ne söylüyor? Sıfır uzayının olmadığını, değil mi? Satır uzayı bunun tümüdür. Evet, resmi çizmeyeceğim bile. Ve ne ile uğraşıyorduk? Ve bunlar en küçük kareler problemlerde çok önemliydi. Çünkü yani burada doğru olan daha ne var? Tam sütun rankımız varsa sıfır uzayı sıfırdır. Bağımsız sütunlarımız var. Tek çözüm yani AX eşit B için sıfır çözümü ya da tek çözüm var. Belki de herhangi bir çözümü yoktur ama çözüm varsa o tektir. Çünkü diğer çözümler sıfır uzayından eklenecek şeylerle bulunur ve orada ekleyecek bir şey yok. Yani belirli çözüm bir çözümdür. Eğer belirli çözüm varsa. Ama tabii ki satırlar bağımsız olmayabilir. Muhtemelen bağımsız değiller. Ve böylece sağ taraftakiler yok etmeden sonra sıfır eşit sıfır olmazlar. Yani bazen bir çözüm elde edemeyebiliriz. Ya da bir çözüm vardır. Tamam. Ve söylemek istediğim şu ki bu A matrisi için evet. A devrik A durum hakkında bana bir şey söyleyin. Yani tahtanın bütün bu parçası şimdi bu durum için ayrıldı. A devrik A ile ilgili ne var? Bu bileşimin ne kadar önemli olduğunu defalarca vurguladım. Dikdörtgensel matrisler için A devrik A bakmak için güzel bir şey. Ve rank ne ise, yani sıfır uzayında sadece sıfır varsa o zaman aynısı A devrik A için de doğrudur. Güzel olan budur. A'nın rankı ne ise iyi, bunun N'ye N simetrik bir matris olacağını biliyoruz. Ve o tam rank olacak. Yani bunun tersi var. Bu matrisin tersi alınabiliyor. O matrisin tersi alınabiliyor. Ve şimdi size A'nın kendisinin tek taraflı tersinin olduğunu göstermek istiyorum. İşte burada. Bunun tersi ki var çarpı A devrik tek yönlü var. Ona A eksi 1 sol diyeyim mi? A'nın sol tersi. Bunu niçin söyledim? Çünkü bu adamı A ile çarparsam ne elde ederim? Bu çarpım ne verir? Tabii ki onu hemen biliyorsunuz. Çünkü sadece buraya parantez koydum. A devrik A ters çarpı A devrik A oldu. Yani bu bir birim matristir. Tabii ki. Böylece onun sol tersi var. Ve bu
en küçük kareler için çok önemli bir durumdu. Çünkü bu en küçük kareleri hatırlarsanız, en küçük karelerin ana denklemi bu matris A devrik A, onun katsayılar matrisiydi. Ve tüm sütun rankı olması durumunda bu matrisin tersi vardır ve biter. Yani bu bir sol tersin var olduğu durumdur. Yani A, o ne yaparsa yapsın, onu birime getirecek bir matris bulabiliriz. Şimdi sırası değişirse bu doğru olur mu? Yani A sol ters çarpı A birimdir, değil mi? Bu matris M'ye N'dir. Bu matris N'ye M'dir. Birim matris N'ye N'dir. Hepsi güzel. N ise hepsi güzel. Ama bu matrisi diğer tarafa koymaya çalışırsanız bu işlemez. Tüm sütun rankı bu M'den küçükse onların eşit olduğu durum en iyi durumdur. Ama hepsi uyarlanmıştır. Şimdi sütunların bağımsız ama satırların bağımsız olmadığı duruma bakıyoruz. Yani bunun tersi var. Ama hangi matrisin tersi yok? A devrik bu durum için iyi değil. A devrik A iyi olur. Yani soldan çarpabiliriz. Her şey iyi. Sol tersi elde ettik. Ama o iki yanlı ters olmayabilir. Bir dikdörtgensel matrisin iki yönlü tersi olamaz. Çünkü bir sıfır uzayı olmak zorunda, değil mi? Bir dikdörtgen matrisin varsa ya bu matris ya da devriğin bir sıfır uzayı olmalı. Çünkü N ve M farklıysalar etrafta bazı değişkenler olacak. Ve bu doğrultuda bir sıfır uzayı olacak. Tamam. Bana karşı durum için karşılık gelecek resim söyleyin. Böylece şimdi size sağ tersler hakkında soracağım. Bir sağ ters. Ve bunun hepsini doldurabilirsiniz. Bu tam satır rankın olduğu durum olacak. Ve o zaman R, M'ye eşit olur. Şimdi M satır bağımsızdır. Ama sütunlar değil. Bu durumda ne olur? Sadece tam olarak bunun çevrilmişi olur. A devriğin sıfır uzayı sadece sıfırı içerir. Çünkü sıfır satır verecek satırların bir bileşeni yok. Bağımsız satırlara sahibiz. Ve bir dakika içinde bütün bunlara bir örnek vereceğim. Peki bu durumda AX eşit B'nin kaç tane çözümü var? Satırlar bağımsızlar. Yani AX eşit B'yi her zaman çözebiliriz. Yok etme hiçbir zaman bir sıfır satır üretmez. Yani hiçbir zaman sıfır eşit bir şey problemiyle karşılaşmayız. Böylece AX eşit B'nin her zaman bir çözümü var. Ama daha fazla da olabilir. Yani bazı sıfır uzayı olacak. A'nın sıfır uzayı. A'nın sıfır uzayının boyutu ne olacak? Kaç tane serbest değişkenimiz var? Bu sıfır uzayı içinde kaç tane özel çözümlerimiz olacak? Bu düzende kaç tane serbest değişken var? N sütunumuz var. Yani N değişken. Bu bize kaç tane pivot değişkenimizin olduğunu söyler. Bu bize kaç tane pivotumuzun olduğunu söyler. Yani N eksi M tane serbest değişkenimiz var. Böylece AX eşit B'nin sonsuz çoklukta çözümü var. Bu durumda N eksi M serbest değişkenimiz var. Tamam, şimdi bu sağ ters hakkında sormak istiyorum. Tamam, yani bir A matrisim olacak.
Bizim matrisimiz A ve şimdi sağdan bu birim matrisi verecek, bir tersi olacak. Böylece o A çarpı A'nın sağ tersi olacak. Bu birim yani I olacak. Ve sadece bu yukarıdaki ile karşılaştırarak sağ tersin ne olacağını bana söyleyin. Onun için bir formülümüz bile vardı. Başka da olacak. Aslında diğer sol tersler var. Bunlar bizim gözdelerimiz. Başka sağ tersler de olacak. Ama burada favorimiz olanları söyleyin. Sevimli sağ tersine. Sevimli sağ ters olacak. Uygun. Burada A devrik A vardı. Bu güzel. Şimdi güzel olan bir A A devriğimiz olacak. Yani şimdi onu bu yolla yaparsam. Sağ ters burada da oturuyor. Bir üstteki ile nasıl paralel olduğunu görüyorsunuz. Tamam. İşte bu sağ terstir. Böylece bu durumda ne zaman var? Bu resim açısından şimdiye kadar ki bu üç durum için sıfır uzaylarının ne olduğunu bana söyleyin. Birinci durumda iki yönde de tersimiz vardı. Tam renk vardı. Her şey mükemmel. Sıfır uzayları gitti gibi değil mi? Sıfır uzaylarında sadece sıfır vektör vardı. Sonra ikinci durumu aldım. Bu sıfır uzayı gitti. Durum 3. Bu sıfır uzayı gitti. Ve sonra durum 4. Buradaki bütün bu resimlere, bütün sıfır uzaylarına baktığınızda bu en genel durum gibi gözüküyor. Bu R boyutlu. Ve tabii ki bu N eksi R boyutlu olur. Bu bunun boyutu R, şu M eksi R boyutlu olur. Ve son durum R'nin M ve N'den küçük olduğu zaman olacak. Fakat buradan ayrılmadan önce buna biraz daha bakalım. Tam sütun rank olması durumuna. Peki. A ters soldu. Birim matrisi vermek için bu sol ters var. Onu diğer yönden çarpsaydık birimi elde edebileceğimizi söyledim. Ama sonra fark ettim ki ne elde edeceğimi size sormalıydım. Yani onları diğer sırada koyarsam, buna aşağıya kadar devam ettirirsem, ama A çarpı A ters sol, yani A eksi bir sol yazarak, yani A çarpı sol ters var ama o artık solda değil. Bu yüzden ortaya mükemmel bir şey çıkmayacak. Ama bu odadaki herkes bu matrisi tanımalı. Değil mi? Bakalım bu bildiğimiz adam mı? Tamam mıyım? Bu matris ne? P. Teşekkürler. P. Bu matris İz düşün matrisidir. Sütun uzayı üzerine iz düşümdür. O birim matrisi olmaya çalışıyor. Değil mi? Bir iz düşün matrisi birim matrisi olmaya çalışıyor. Ama ona yapılması mümkün olmayan bir iş verdiniz. Böylece o olabildiği yerde birim matrisi olur. Ve başka yerlerde sıfır matrisi olur. Yani bu P'dir. Doğru. Sütun uzayı üzerine bir iz düşün. Tamam. Ve size şunu sorsam ve bunu ters sıraya koysam, yani bu yukarıdan gelen.
Bu taraftan gelir. Sağ tersi sola koysam ne olurdu? O zaman A devrik A devrik ters A olurdu. Bu matris şimdi soldaysa, bu matris ne olurdu? O da bir iz düşüm olurdu, değil mi? Bu adama çok benziyor. Farklı olan tek şey A ve A devrikle tersine çevrilmişler. Yani bu bir iz düşümdür. Bu başka bir iz düşüm olur. Yeniden o birim matris olmaya çalışıyor. Ama matrisin yapabileceği fazla bir şey yok. Ve bu sütun uzayı üzerine iz düşümdür. Böylece şimdi ana resme geri döneyim ve sizinle genel durum sözde ters hakkında konuşayım. Bunlar bildiğimiz durumlar. Yani bu çok önemli bir tekrar oldu. Bu ranklar ve serbest değişkenler işlerini iyi bilmek zorundasınız. Gerçekten bu doğrusal cebirin bir araya geldiği yerdir. Ve biliyorsunuz doğrusal cebiri 18.06'yı öğretmenin güzel bir yanı, bu çok açık değil. Ama o, bilmiyorum, bu şekilde doğru şeyler ortaya çıktığında güzel oluyor. Bence güzel. Kalkülüs hakkında kötü şeyler söylememeliyim ama söyleyeceğim. Bence bildiğiniz gibi yüzey alanları için formüller var. Ve diğer korkunç şeyler de. Ve bilirsiniz onlar kalkülüste ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Ama zarif değiller. Ve doğrusal cebir sadece bildiğiniz gibi doğrusal cebir kalkülüsün her şeyin düz ve formüllerin doğru olarak ortaya çıktığı güzel bir parçası gibidir. Ve burada yüksek boyuta geçebiliriz. Kalkülüste bu şeyleri görselleştirmeye çalışıyorsunuz. Güzel 2 ve 3 boyutlu bir tür kısıtlama var ama burada yok. Biliyorsunuz. 2'ye 2'leri yapmayı bıraktım. Sadece genel durum hakkında konuşuyorum. Tamam, şimdi burada genel durumlar üzerine konuşacağım. Ters ne olabilir? Bir matris için, tamamen genel bir matris için makul bir ters nedir? Burada matrisin rankı R olup N'den küçüktür. Yani elde bir sıfır uzayı var. Ve rank M'den küçük. Böylece A devriğin bir sıfır uzayı var. Ve bunlar bu sıfır uzayları ki tersleri mahvedenler, değil mi? Çünkü bir matris bir vektörü sıfıra götürüyorsa tersi bulmanın, ona hayata döndürmenin bir yolu yok. Konumuz şimdi sözde tersler. Elde edebileceğiniz en iyi tersin ne olduğunu sadece resimle görelim. Yani burada satır uzayı içinde bir x vektörü var. A ile çarptım. Şimdi herkesin bildiği bir şey. Bir vektörü al, A ile çarp ve bir çıktım olur. Ve bu çıktı nerede? Ax nerede? Her zaman sütun uzayı içinde, değil mi? Ax bu sütunların bir bileşimidir. Yani Ax buralarda bir yerde. Böylece satır uzayındaki bütün vektörleri alabilirim. Onların hepsini A ile çarpabilirim. Sütun uzayında vektörlerin bir takımını elde ederim. Ve düşünüyorum da sütun uzayında bütün vektörleri doğru olarak elde ederim. Satır uzayındaki bir x ve sütun uzayındaki bir ax arasındaki bu ilişkiyi düşündüm. Bu birebir olur. Şanslıydık çünkü onların boyutu aynıdır. Bu bir r boyutlu uzaydır ve şu da bir r boyutlu uzay olur. Ve her nasılsa bu matris A etrafta dolaşan bu sıfır uzaylarına sahip. Burada o vektörleri sıfıra atıyor. Ve sonra o aradaki bütün vektörlere, hemen hemen her vektöre sahip olur. Hemen hemen bütün vektörlerin bir satır uzayı bileşeni ve bir sıfır uzayı bileşeni olur. Ve bu sıfır uzayı bileşenlerini yok ediyor. Ama satır uzayındaki vektörlere bakarsam,
sıfır uzayı bileşenleri olmayanlarla sadece satır uzayındakilere, o zaman onların hepsi sütun uzayına gider. Yani başka bir vektör koyarsam buna y diyelim. Eminim ki ay her neredeyse ax olmayacak. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Ne için olduğuna bakalım. Pekala. Yani dedim ki x ve y bir satır uzayındaysalar o zaman ax, ay ile aynı değildir. Tabii ki onların her ikisi de sütun uzayındalar. Ama farklılar. Bu final sınavında mükemmel bir soru olabilir. Çünkü bu bölüm 3 ve bölüm 4 özellikle bölüm 3'teki size öğrettiğim malzemelerdir. X ve Y satır uzayındaysa o zaman AX AY'den farklıdır. Peki bunun anlamı ne? Ve niçin olduğunu göreceğiz. Kelimelerle söylersem, satır uzayından sütun uzayına A tamdır. Onun tersi vardır. Eğer istersek bu uzayları kısıtlayabiliriz. Ve sonra onun tersi sözde ters olarak adlandırdığım olacak. Yani bu sözde ters olandır. O terstir. Yani A bu yolda gidiyor. X'den Y'ye, üzgünüm. X A X'e, Y'den A Y'ye. Bu A şu yola gidiyor. Diğer doğrultu içinde sütun uzayındaki herhangi bir şey satır uzayında bulunan şeylerden gelir. Ve tersine bu sözde ters olarak adlandırdığım var. Ve kabul gören notasyon ise A artıdır. Yani Y A artı X olacak. Üzgünüm, hayır. Y A artı çarpı her neyle başladıysa yani A'ya olacak. Buradaki resmi görüyor musunuz? Bazı tabii ki X ve AX için aynı. Bu yolla A yapıyor, diğer yol sözde terstir. Ve bu sözde ters sadece bu şeyi sadeleştirir ve bu matris sadece bu şeyleri sadeleştirir. Niçin? Olmadığını varsayalım. Niçin kendimi zora soktum? Varsayalım. Yani ispat. Çok fazla ispat yazmadım. Ama bu kez bu kelimeyi kullanacağım. Onların aynı olduklarını varsayalım. Bunların iki farklı vektör olduklarını varsayalım. Belki daha doğru bir ifade kullanmalıyım. X ve Y satır uzayında farklı iki vektörseler, belki X, Y'den farklı desem daha iyi olur. Her ikisi de satır uzayında, yani satır uzayında bulunan iki farklı vektörle başlıyorum, A ile çarpıyorum. Böylece herkes biliyor ki bu adamlar sütun uzayındalar. Ve önemli nokta, onlar şurada farklılar. Peki, varsayalım ki değillerdi. AX eşit AY olsun. Varsayalım. Güzel. Bu AX eksi Y'nin sıfır olmasıyla aynı şeyi söyler. Yani ne? Yani X eksi Y hakkında ne biliyorum? Bu vektör hakkında ne biliyorum? İyi. Hemen görebiliyorum. O hangi uzay içinde? O sıfır uzayı içerisinde oturuyor, değil mi? Yani o sıfır uzayında. Ama onun hakkında başka bildiğim ne var? Burada x satır uzayındaydı, y de satır uzayındaydı. X eksi y nerede? O da satır uzayında, değil mi? Kahrolası. Bu şey vektör uzayıdır. Ve vektör uzayı hiçbir şey değilse bile x satır uzayında ve y satır uzayındaysalar o zaman farkları da buradadır. Yani farkları da satır uzayındadır.
Yani ne olmuş? Şimdi sıfır uzayında olan bu x eksi y vektörüm var. Ve o aynı zamanda satır uzayında. Yani o hangi vektör olur? O sıfır vektörüdür. Yani bundan çıkan sonuç bu. X eksi y sıfır vektörü olmak zorunda. X eksi y, yani başka bir deyişle iki farklı vektörle başlarsam iki farklı vektör elde ederim. Bu vektörler aynı olsaydılar o zaman şu vektörler de aynı olmak zorundaydılar. Bu cebirsel ispat gibi oldu. Ki tamamen anladık. Çünkü kelimelerle söylediğim bu alt uzayları gerçekten anladık. Matris A gerçekten uygun satır uzayından sütun uzayına tersi olan bir dönüşüm. Şayet sıfır uzayı yolumuzdan çekilirse o zaman bir ters var. Ve bu ters sözde ters olarak adlandırılır. Ve o uygulamada çok çok kullanışlıdır. İstatistikçiler buldu. Daha çocuklar, bu bütün hayatımız boyunca ihtiyacımız olan şey. Ve burada o sonunda gözüktü. Bu sözde ters doğru şeydir. Niçin istatistikçiler ona gereksinim duydu? Çünkü istatistikçiler en küçük kareleri severler. Mutlu etmek isterler. Bence onlar her zaman en küçük karelerle uğraşıyorlar. Ve böylece bu onların temel doğrusal regresyonudur. Bu videoyu izleyen istatistikçiler, sizinle ilgili bu tanımlama için beni bağışlayın. İlgilendiklerimizden biri doğrusal regresyon ve bu problemdir. Ama bu problem sadece tam sütun rankımız varsa sonuç verir. Ve istatistikçilerin her zaman endişelendikleri, aman Allah'ım, belki de sadece bir deney tekrarladık olgusudur. Bilirsiniz, bütün bu ölçümleri alarak belki sadece onları birkaç kez tekrarlarız. Bilirsiniz, belki onlar bağımsız değiller. Bu durumda, yani onların bağlı olduğu bu A devrik A matrisi tekil olabilir. Böylece sonra bu onların sözde terse ihtiyaçları olduğu zamandır. Sadece doğru zamanda ortaya çıktı ve uygun miktardadır. Tamam. Şimdi sözde tersin ne yapması gerektiğini biliyorsunuz. Haydi onun ne olduğunu görelim. Onu bulabilir miyiz? Bu benim bu dersi tamamlamam için bu sözde ters. A artıyı nasıl bulacağım? Tamam, pekala. Ha, bunun bir yolu var. Bugün yaptığım her şey bu şeyleri gözden geçirmeye çalışmaktır. İyi bir yol, tekil değer araştırmasından başlamak olabilir. Ve unutmayınız ki bu A'yı bir dik matris çarpı bu köşegen matris çarpı bu dik matris olarak çarpanlarını ayırırdı. Fakat bu köşegen adam neye benziyordu? Bu köşegen adam sigma bazı sıfır olmayanlara sahipti. Ve hatırlarsanız onlar A devrik A ve AA devrikten geldiler. Bunlar bu doğru adamlardır. Ve sonra biraz daha sıfırlar ve bütün sıfırlar orada. Yani sözde tersin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sadece bazı şeyleri ters çevirdim. Ki bu ters çevirmek uygundur. Peki bunun sözde tersi nedir? Bu problemin geldiği son yerdir. Bu güzel köşegen matrisin sözde tersi ne? Ama onun bir sıfır uzayı var değil mi? Bu köşegen matrisin rankı ne? Tabii ki R. Onun R tane sıfır değeri var. Bunun dışındaki değerleri sıfır olur. Yani N sütunu var. M satırı var. Ve rankı R. Bu genel kurulumda sahip olabileceğimiz en basit, en iyi örnek olur. Tamam. Peki bu sözde ters ne? Bu matris, peki sütunlarımızı sileyim. Çünkü onun hemen altında sözde tersi yazmak istiyorum. Tamam,
bir tahmin yürütebilirsiniz. Bu bir uygun köşegen matris. Tersi olan olsaydı, burada aşağıda bu sıfırlar olmasaydı, o sigma 1'den sigma n'ye olsaydı, o zaman tersin ne olacağını herkes bilirdi. Ters 1 bölü sigma 1'den 1 bölü sigmalara kadar olurdu. Ama tabii ki sigmaraya da durmak zorundayım. Ve doğal olarak sonuna kadar tekrar sıfırlar olurdu. Ve şimdi buradaki m'ye neydi? Ve buradaki biraz farklı olmak anlamına geliyor. Bilirsiniz, devrik şekil n'ye m. Onların ikisinin de rankı r'dir. Bu sözde ters bir terse gelebileceğimiz en yakın ve en iyisi olduğu kanısındayım. Peki sigma çarpı onun sözde tersine sigma'yı onun sözde tersiyle çarpabilir miyiz? Bunu bununla çarpmak hangi matris elde ederiz? Köşegen olur ve tabii ki dikdörtgendir. Ama aynı zamanda birler, r birler ve geriye kalanların hepsi sıfır olacaklar. Ve bunun şekli, bu bütün matris m'ye m olacak. Ve diğer sırayla yaptığımı varsayalım. Bakalım, sigma artı sigma yaptım. Neden onu tam altına doğru yapmıyorum ki? Ters sırada... Bakın, bu matrisin bir sol tersi yok. Onun bir sağ tersi de yok. Ama her matris bir sözde tersi sahip olur. Onu sigma artı sigma sırasında yaparsam ne elde ederim? Kare matris bu m'ye n olur. Bu m'ye m'dir. Sonucumuz m'ye m olur. N'ye n olacak. O nedir? Onlar köşegen matrislerdir. Birler ve sonra sıfırlar yok olacak. O bununla aynı değil. O farklı boyutludur. O bir iz düşümdür. Biri sütun uzayı üzerine bir iz düşümdür. Ve bu biri satır uzayı üzerine iz düşümdür. Bu sözde tersin yapabileceği en iyi şey olur. Yani sözde tersin yapabileceği, eğer soldan çarparsan birim matris elde edemezsin. Eğer sağdan çarparsan birim matris elde edemezsin. Elde edeceğin şey bir iz düşümdür. Bu bizi iki güzel uzaya getirir. Satır uzayı ve sütun uzayını. Ve o sadece sıfır uzayını siler atar. Yani bu köşegen birisinin sözde tersini yaptığıdır. Ve sonra A'nın kendisinin sözde tersi bu mükemmel tersi olandır. Ve devriğin tersini sadece biraz daha gözden geçirme. O bir dik matristir. Ve onun tersi V olur. Güzel. Bu adam içinde bütün sorunlar var. Bütün bunların sorumlusu sıfır uzayıdır. Yani o gerçek terse sahip değil. Onun sözde tersi var. Ve sonra bu U'nun tersi U devriktir. Teşekkürler. Ya da tabii ki U tersi yazabilirim. Yani bu sözde tersin nasıl bulunacağının sorusudur. Peki tüm rankın olmadığı durumlarda en küçük karelerin çalışmadığı bu gibi durumlarda bulunan istatistikçiler ne yapıyorlar? Ve tekil değer ayrıştırmasının güzelliği o bütün soruları bu köşegen matrisin içine koyar ve orada ne yapacağımız açıktır. Onun düşünebileceğimiz en iyi tersi olduğu açıktır. Bakın, başkaları da olabilir. Bence burada aşağıya bir şeyler koyabiliriz. O bu sıfırlarla çarpılabilir. Bunun hiçbir etkisi olmazdı. Ama o zaman güzel sözde ters fazladan hiçbir şeyi olmayan bir yapı olurdu. Bir çeşit mümkün olan en küçük gibi olurdu. Birleri üretmek için bunların olması zorunludur. Başka şeyler de olsa sadece bir büyük matris olurdu.
Yani bu sözde ters bir şekilde en iyi sonucu veren minimum matris gibi olur. Sigma sigma artı r tane birleri olan. Bu yüzden umuyorum sözde ters. Yeniden en başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bu sözde ters kitapta bölüm 7.4 sonundadır. Ve muhtemelen burada kitapta yaptığından daha fazlasını yaptım. Sözde ters kelimesi bu dersin sınavlarında gözükmeyecek. Ama bütün bu gördüklerimizin olacağını düşünüyorum. Çünkü bu dersle ilgili olan her şey bölüm 1, 2, 3, 4'tür. Ama eğer bunların hepsini gördüyseniz o zaman büyük olasılıkla sınavda da göreceksiniz. İyi, tamam. Genel durumu hem sıfır uzayı etrafından hem de bu yapılacak olan doğal bir şey. Evet. İşte bu sözde tersi bulmanın bir yoludur. Sözde tersi hesaplamanın önemi sözde tersi çabukça bulabileceğimiz bazı çarpanlar elde etmektir. Ve bu şampiyon olmak gibi bir şey. Çünkü burada bunların tersini alabiliriz. Şu ikisini sadece devrikleyerek ve köşegenle ne yapacağımızı biliyoruz. Kolayca sıralarını değiştirebiliriz. Tamam, bu daha çok tekrar oldu. Belki doğrusal cebir 18.06 için de 5 dakikalık bir tatilimiz olsun. O zaman dersin geriye kalanı için çarşambaya görüşürüz. Teşekkürler.